Bugün size küresel rüzgar patenlerinden bahsedeceğim. Rüzgar, uçurtma uçurtmak ya da rüzgar sörfü yapmak için en iyi noktaları tespit etmekten çok daha fazlasını belirler. Küresel rüzgar patenleri, yağışın nereye düşeceğini, belirli bir alanda hangi türlerin hayatta kalabileceğini ve tropik yağmur ormanları ile çöllerin nerelerde konumlanacağını belirler. Başka bir deyişle, küresel rüzgar paternlerinin yaşam için son derece önemli olduklarını söylemek mümkündür. Küresel rüzgar paternlerinin var olmasının sebeplerinden biri güneştir. Güneş ışığı dünya üzerine aynen şu şekilde düşer. Gördüğünüz gibi, doğrudan Ekvator'un üzerine. Kuzey ve Güney kutup noktalarına ise belirli bir açıyla düşer. Böyle yüzeysel bir şekilde deyip geçer gibi bu ekvatorun doğrudan güneş ışığı, kutupların ise dolaylı yoldan güneş ışığı aldıkları anlamına gelir. Doğrudan gelen güneş ışıkları ekvatorun oldukça sıcak olmasına sebep olur. Kutuplardaki hava ise aldığı güneş ışığının dolaylı yoldan olması sebebiyle çok fazla ısınmaz. Tüm bunların hava akımı ile nasıl bir bağlantısı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. İsterseniz ekvatora biraz yakınlaşalım ve neler olduğuna bakalım. Şu anda Ekvator yakınlarında bir kara parçası üzerinde durduğumuzu düşünelim. Güneş ışığı Ekvator'a doğrudan düştüğünde, yüzeydeki sıcak hava yükselmeye başlar. Güneş ışığı aynı zamanda buharlaşmaya da sebep olduğundan, yükselen hava sıcak olduğu kadar nemlidir de. Sıcak ve nemli hava belirli bir yüksekliğe ulaştığında genişlemeye ve soğumaya başlar. Havadaki su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur ve bu da ekvatora yağmur yağmasını sağlar. Soğuyan ve nem açısından da daha fakir olan hava yere doğru inmeye başlar. Bunun sebebi de soğuyan havanın alçalmasıdır. Bu döngü sıcak ve nemli havanın yükselmesi ve soğuk ve kuru havanın yere doğru inmesi şeklinde devam eder. Sıcak havanın yükselmesi bu alandaki basıncı düşürür. Başka bir deyişle sıcak havanın yükselmesi, soğuk ya da çevredeki havanın buraya yerleşmesi için bir boşluk yaratır. Bu alanda ise soğuk havanın yere yaklaşarak oradaki havayı itmeye başlaması ile yüksek basınç oluşur. Havanın bu döngüsel hareketi konveksiyon hücresi adını verdiğimiz oluşuma yol açar. Dünya eğer dönmüyor olsaydı, her bir yarım kürede sadece bir tane konveksiyon hücresi olurdu. Hava Ekvator'da ısınırdı, kutuplara doğru hareket eder ve buradan da yere doğru inerdi. 18. yüzyılda bilim insanları küresel rüzgar patenlerinin bundan ibaret olduklarını düşünüyorlardı. Ancak dünyanın dönüyor olması hava kütlelerini doğudan batıya doğru hareket ettirir. Havanın bu hareketi Kuzey Yarımküre'de saat yönünün tersine, Güney Yarımküre'de ise saat yönünde Coriolis etkisi adını verdiğimiz bir patern yaratır. Dünyanın dönüşü sebebiyle havanın bu şekilde hareket etmesi bize her bir yarım kürede 3 tane konveksiyon hücresi kazandırır. Ekvatora en yakın olan bu ikisine Hadley hücresi adı verilir. Hadley hücreleri ekvatorla her iki yarım kürenin 30 derece enlemleri arasında yer alır. Sıradaki ikisi Feral hücreleri olarak adlandırılır ve her iki yarım kürenin 30 derece ile 60 derece enlemleri arasında yer alırlar. Son olarak iki tane de kutup hücresi bulunur ve adından da anlaşılacağı üzere bunlar da kutuplarda yer almaktadırlar. Kuzey ve güney kutuplarına da kutup hücrelerini yerleştirelim. Bu konveksiyon hücreleri ısı ve nemi dünya üzerinde dolaştıran rüzgarları oluştururlar. Konveksiyon hücrelerinin alt kısmında yani yere yakın kısımlarında neler olduğuna göz atmak ister misiniz? Bu kısımlar, biz insanlara daha yakın olduklarından havanın hareketini rüzgar olarak deneyimleriz. Bu konveksiyon hücrelerinin yani Hadley hücrelerinin alt kısımlarında soğuk hava ekvatora doğru hareket eder. Bu, oluşan rüzgarın da ekvatora doğru hareket edeceği anlamına gelir. Rüzgarlar geldikleri yerlere göre adlandırılırlar. Örneğin bu iki rüzgarın adı, Kuzeydoğu ve Güneydoğu ticaret rüzgarları ya da alizelerdir. Adlarından da anlaşılacağı gibi kuzeydoğu ve güneydoğu yönünden eserler ve batıya doğru hareket ederler. Ferrel konveksiyon hücrelerinin alt yarılarında 30 derece enlemindeki soğuk hava 60 derece enlemine doğru taşınır ve bu da batı rüzgarlarını oluşturur. Bu rüzgarların batı rüzgarları olarak adlandırılmalarının sebebi ise havayı batıya doğru taşımalarıdır. Kutup hücrelerinin alt yarıları ise Kutuplardaki soğuk havayı 60 derece enlemlerine taşır ve kutup rüzgarlarını oluşturur. Bu şema üzerindeki her şeyin bir model olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kara kaplı ve su kaplı yüzeyler güneş enerjisini farklı şekillerde soğurdukları için küresel rüzgar paternleri bundan çok daha karmaşıktır. Bu rüzgar paternleri ısı ve yağışı tropik, ılıman ve kutup kuşaklarına eşit olmayan bir şekilde dağıtır. Bu eşit olmayan dağılım da farklı iklim ve bitki örtülerinin oluşmasına sebep olur. İklim ve bitki örtüleri de bölgede hangi türlerin hayatta kalabileceğini belirlerler. Tropik yağmur ormanları ekvatora yakın alçak basınç alanlarında yer alırlar. Kutup ve feral hücreleri arasında bir başka alçak basınç alanı daha bulunur. Ekvatora yakın kesimlerde olduğu gibi sıcak hava burada yükseldiğinden çevreye çok yağış düşer. Bu enlemlerde bu yağışlarla büyüyen iğne yapraklı ormanlar görülür. Soğuk havanın yere indiği bu alanda ise yüksek basınç alanı oluşur ve bu da yağışın çok fazla görülmemesi anlamına gelir. Hava burada daha kurudur ve bu enlemler doğrultusunda çöller yer alır. Konveksiyon hücreleri ve rüzgarlar gözle görülebilir olmalarına rağmen çevreyi nasıl şekillendirdiklerini görmemiz mümkün değildir.